Şimdi Savaş Özel yayınındayız. Dün akşam da öyleydi. Bugün de öyle. Devam da edeceğiz. Stoltenberg dedi ki biz bütün müttefiklerimizi korumak durumundayız. Biz 70 yıldır bunu yapıyoruz. İyi de bugün nasıl durum? Biraz onu konuşacağız. Rusya'nın işgal harekatının ikinci gününün içindeyiz şimdi. Bağlantılarımız da olacak. Stüdyoda konuklarımız da var. Hemen tanıtalım konuklarımızı. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Doktor Naim Babiroğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür paşam. Ediyorum, iyi yayınlar. Çok diliyorum. Teşekkür ediyorum. Abdullah Ağar, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi. Abdullah Bey hoş geldiniz efendim siz de. Sağ olun. Hakan Kılınç, savunma analisti. Kendisine çok sorularımız olacak. Hoş geldiniz efendim siz de. Ve Profesör Doktor Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Sizi görmek çok hoş. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim ben. Dün akşam da Kürşat Oğuz'la birlikteydik. Bugün de Kürşat'la birlikteyiz. Kürşat bana şöyle bir şey dedi. Biz izlerken aslında Stoltenberg'i yine o yıllarca gazetelere attığı, Habertürk gazetesine attığı manşetlerden birine attı. Dedi ki galiba Ukrayna bir Allah'a bir de sosyal medyaya emanet. Hala aynısını düşünüyorsun Stoltenberg'in açıklamasından sonra. Seninle başlamak istiyorum. Çok aydınlatıcı bir şey söylemedi bence. NATO sınırlarını koruyacağız dedi ama Ukrayna NATO'da değil. Destek vereceklerini söyledi, silah göndereceğini söyledi. Bir anlamda bunları ifade etti Hava ama kuvvetli. Nasıl yapacak bunu çok açık bir şey yok ortada. Peki şöyle, şimdi bu insani bir dram. O insani dramla yayının başında Stoltenberg öncesinde açılışta ondan bahsetmiştim. Metrolarda, istasyonlarda bir taraftan o sığınaklarda saklanan anneleri, çocukları, oradaki fotoğrafı. Ağlayan bir öğretmen bütün gün gazetelerin manşetlerindeydi. Manşetleri internet manşetlerindeydi. Verelim hemen. Bakın savaşlar hakkında şiirler yazdık. Tarih olarak okuduk ama böyle bir şeyin benim hayatımda gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim. Ukrayna Çugev'de, doğru söylüyorum değil mi Barış Hocam? Çugev'de, Çugev kentinde evi bombalanan bir öğretmen. Evi bombalanan bu öğretmenin bu fotoğrafı, savaşın, acının fotoğrafı. Şimdi bu fotoğrafa bakınca, bu kareye baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'na ait böyle bir film izler gibiyiz değil mi? Ama değil, gerçek. Yani yaşadığımız gerçekten gerçek. 21. yüzyılda böyle bir dram yaşıyoruz. Ukrayna'yı konuşacağız, Rusya'yı konuşacağız. İyi de Stoltenberg'in açıklaması ne işe yarar bilmiyorum. Kürşat ne yapalım? Önce harita mı diyelim? Naim Bey, evet. Haritayı alsak, Abdullah başlasak. O arada zaten alalım onu da. Olur mu? Ya da Naim birlikte yapabilir miyiz? Başlayalım. Birlikte mi? Yapalım. Tamam, sonradan şey yaparız. Tamam. Değiştiririz. Olur, tabii. Bu arada Naim Babiroğlu ile başlıyoruz. Başlamamızın bir nedeni var. Yani harita okumasının dışında bir yapalım. Nakbo'yla ilgili bir şey konuşacak mıyız? Konuşacağız tabii. Tabii tabii, tamam. Konuşacağız yani hepsini. Ama şöyle, Naim Paşa'm 1998-2001 yılları arasında Moldova, Ukrayna, Bulgaristan ve NATO'da görev yaptı o dönem. Ama Ukrayna'yı, Ukrayna dinamiklerini, Rus ordusunun karakterinden tutun da, yani Ukrayna'nın bütün dinamiğinde çok çok iyi bilen biri. Başlayalım mı Paşa'm? Tabii. Bugün... Nedir durum? Herhalde. Son durum ne? Son durum müsaade edersen değerli izleyenlerimize açıklayalım. Şimdi Rusya ilk harekatın, yani işgal harekatının başladığı gün Donbas'ın bağımsızlığını tanıdı. Biliyorsunuz 22 Şubat 2022'de. Donbas'ın bağımsızlığını tanıdığında Donbas'ın 1/3'ü yaklaşık Ukrayna ordusunun kontrol altındaydı. Şimdi bağımsızlığını tanıdığı ve kendisine bağımlı olarak inandığı Donbas bölgesinin 1/3'ü Ukrayna ordusunun kontrolü altında olunca imzaladığı karar Putin'in askıda kalacaktı. Eğer bu bölgeyi tamamen Rus güçleri tarafından kontrol etmeseydi. Şimdi buradan harekatı, işgal harekatını başlattı. Donbas'ın tümünü kontrol etti şu an itibariyle. Burada Donbas'ta artık Ukrayna ordusunun birlikleri yok. Burada Putin'in Rusyası bir başarı kazandı. Bunu kopardı Ukrayna'dan. Nasıl kopardı? 2008'de Gürcistan'da Güney Ossetya ve Abazya'yı kopardığı gibi kopardı. Tarih tekerrür. Aynısı. Taklit et. Harekat başladıktan sonra tabii Rus ordusu sadece Donbas'tan değil, şu görülen yerlerden de harekatı başlattı. Ve şu anda devam ediyor böyle yerlerde. Burada tabii, peki Rusya bu işgal harekatını başlatırken, bir kere şunun altını çizelim. Objektif bir akademik değerlendirme olarak, akademisyen olarak söylüyorum. Öyle de olmalı. Rusya'nın başlattığı bu saldırı uluslararası hukuka aykırıdır. Neden aykırıdır? Birleşmiş Milletler tarafından egemenliği kabul edilmiş bir ülkenin, komşu ülkenin topraklarına bir saldırıdır bu.
Dolayısıyla bir işgal harekat. Onun altını çizelim. Savaş ama, demiyor muyuz? Çünkü öyle efendim, bir savaş demiyor muyuz? Öyle bir savaş da diyebilirsiniz. Ancak savaş biraz sonra onu açıklarız. Ancak Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı, meşru olmayan bu harekatı ya da bu saldırısı NATO'nun ve ABD'nin haklılığını ortaya çıkarmaz. Onu sorarsanız onların haksızlığında açıklamak zorundayım. Akademisyen. Onların da payı mı var diyorsunuz? Payı bu çok var. Onların payı bana göre daha fazla. Ukrayna'yı ateşe mi attılar yani? Ateşe attılar. Çünkü bakın tarih tekerrür ediyor. Ukrayna'yı 1995 yılında, 1995'lerde... NATO'ya başvurmuştu aslında. Şöyle, 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra 1995'lere doğru NATO açık kapı politikası uyguladı. Yani Open Door Policy dediğimiz NATO'nun genişleme süreci başladı. NATO ne yaptı? Açık kapı politikası uyguladıktan sonra o zaman 16 üyesi vardı NATO'nun 1991 itibariyle. Sovyetler dağıldıktan sonra 16 üyesi olan NATO bakın 1995'lere doğru dedi ki biz açık kapı politikası uyguluyoruz. Varşova Paktı'nın dağılan ülkeleri, Sovyetlerin eski coğrafyası ülkeleri kim olursa olsun bize üyeliğe başvurabilir dedi. Bunun üzerine bu üye başvuran, istekli olan ülkelerin hepsini bir şemsiye altında topladı. 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 Tamam. Ama NATO üyesi değil. NATO üyesi değil. Adı tamam. Ne bu şemsiyenin? Evet. Barış için ortaklık. Yani Partnership for Peace dediğimiz barış için ortaklık şemsiyesi. Barış için ortaklık şemsiyesine kim dahil oldu? Şu anda Sovyetlerden dağılan bütün ülkeler oldu. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, kuzeydeki Baltık ülkeleri, Letonya, Litvanya, Estonya, şu andaki Kazakistan, şu andaki Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna dahildir buna. 95'lerde barış için ortaklık şemsiyesine girince... NATO haritasında verelim efendim, mi? NATO haritasında verelim mi? Olabilir. Yani verelim. O harita olursa varsa çok tabii daha iyi olur. Anlatırım. Hem hocamın konuşmalarını tamam, da destekler. Çok iyi. Bu çok iyi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakın 1991'de 16 üyesi olan NATO açık kapı politikası uyguladıktan sonra 95'lere doğru hatta 95'lerden biraz önce Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği'nin dağılan ülkelerin hepsini dedi ki açık kapı politikası izliyoruz. Sizi davet ediyoruz. Hepsi başvurdu. Ukrayna dahil, Moldova dahil, Moldova buralar. Romanya dahil, Bulgaristan dahil, efendim Polonya, Çek Cumhuriyeti, kuzeydeki Baltık ülkeleri dahil. NATO'ya en hazır olanları, en hazır olan üç ülke vardı. Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti. Bu Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti NATO'ya çok hazır. Yani Batı İttifakı'na Sovyetler Birliği Doğu Varşova Paktı zamanında da Batı'ya daha yakınlardı. Bunlar üyelik sürecine yakın olduğu için denetlendiler. NATO'ya standartları ölçüldü. Sonra 1999 yılı ben de o anda NATO'da görevliydim. O dönem görevliydi. Bir törenle evet. NATO'da. Büyük bir törenle Polonya, Çek Cumhuriyeti çünkü biliyorsunuz Çekoslovakya ayrılmıştı. İki ülkeye ayrılmıştı. Evet. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan 1999'da NATO bayrağı altına üye oldular. Ve orada temsilcilik oldu. Yani Türkiye gibi hakları oldu, ABD gibi hakları oldu. Şeyde tabii kağıt üzerinde. Fakat Ukrayna'nın durumu neydi? Ukrayna, Moldova'nın, Gürcistan'ın, Azerbaycan'ın barış için ortaklık. Bir nedir araf, barış için bir araf ortaklık? Durumu. Evet, barış için ortaklık şu. Ben NATO üyeliğine başvuruyorum. NATO beni... NATO'nun teknik uzmanları beni NATO'ya hazırlayacak. Üye adayı gibi. Silahlarıyla hazırlayacak, aday adayı diyelim. Silahlarıyla hazırlayacak, eğitimleriyle hazırlayacak, konseptiyle hazırlayacak, doktrinle hazırlayacak. Yani NATO'ya uygun bir ülke haline getirecek. Aynen öyle. Ondan sonra alacak. Çünkü doktrin farklı NATO. O zaman peki, ben de... alınan ülkeler hazır mıydı? Alınan ülkeler hazırlandı 5-6 yıllık sürede. Hı. Alınan ülkeler hazırlandı. Ukrayna, Polonya, Ukrayna... Hayır, hayır hazırlan. Ben de Ukrayna, o zaman Moldova ve Bulgaristan'ın o andaki NATO'ya hazırlık sürecindeki denetleme heyetinin de içinde yer alıyordum. Benim bulunduğum kısım, bulunduğum departman, şube ona bakıyordu. Kaç ayda bir gidiyordunuz Ukrayna'ya? Yani 2-3 ayda bir denet. Bazen 4 ayda oluyor. Amerikalı bir general vardı başımızda. Biz de uluslararası karargahtaydık. Yani yabancı subaylarla gidiliyordu. Normal çok objektif bir şekilde değerlendiriyorsunuz. NATO'nun kendi önemli sistemleri var. O zaman Ukrayna'yı gördük, Moldova'yı gördük. NATO'ya üyelik sürecine hazırlık atmosferi hiç yoktu. Yani onlardan sezemedik. Moldova'dan, Ukrayna'dan. Çünkü Rus etkisinin en fazla hissedildiği ülkelerden biriydi onlar. Ukrayna, Moldova dahil ama.
Ama Bulgaristan Romanya öyle değil, daha ileri. Nitekim 2004'te Bulgaristan Romanya üye oldu. 2006'da üye oldular. En son 2017'de Karadağ oldu. 2020'de de Makedonya oldu. Ama Makedonya'nın ismini değiştirdiler. Niye? Çünkü Yunanistan, eğer Makedonya derseniz ben oy vermem dedi. Evet. Kuzey Makedonya adını taktı. Çünkü o Yunanistan kendini Makedon olarak addediyor. Dolayısıyla Ukrayna 1995'lerden itibaren NATO'nun ortağı, bakın NATO'nun ortağı ama NATO üyesi değil. Yani Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 14 maddesi dediğimiz 14 maddeyi kapsamıyor. Ancak NATO'nun ortağı. Ne demek NATO'nun ortağı? Eğitim desteği verecek, danışmanlık desteği verecek, ihtiyaçlarıyla ilgili alışveriş bu. Bir de bunların hepsinin NATO'da temsilcilikleri var. Stoltenberg'in biraz önce evet. NATO'nun sınırlarını koruyacağız sonuna kadar dediği yerde Ukrayna yok ama. Yok. NATO'nun, anlaşma... NATO'nun her karış toprağını koruyacağız dediği yer, NATO şu anda 30 üyeye sahip. 30 üyenin içinde Türkiye var, Karadağ var, Kuzey Makedonya var. Ama Ukrayna, Gürcistan, Moldova yok. Onları koruyamaz. Peki nereye konuşlandıracak? Şöyle hocam, ama şunu yani, dedi. Evet. Şunu dedi Hülya'nın. NATO Genel Sekreteri bir cümle daha kurdu. Dolayısıyla 5. madde, yani Article 5 dediğimiz 5. madde nedir? Değerli izleyenlerimize açıklayalım. 5. maddenin özeti şu NATO'nun. En fazla konuşulan. Stoltenberg de bahsetti. Evet. Bir ülkeye, NATO üyesi olan bir ülke. Örnek veriyorum Türkiye'ye. Örnek veriyorum Yunanistan'a. Kuzey Makedonya'ya. Ya da Slovakya. O da NATO üyesi. Yapılan saldırı olursa Rusya tarafından ya da herhangi bir başka bir ülke tarafından. Bütün ülkeler yani NATO ya yapılmış sayılır bu ve o saldırıya birlikte karşı koyarlar. NATO'nun 5. maddesi budur. NATO 5. maddeyi tarihte kaç kez çalıştırdı derseniz 72 yıllık NATO tarihinde bir kez çalıştırdı, Afganistan'a çalıştırdı. Afganistan. Şimdi soru şu olabilir değerli izleyenlerimiz. 11 Eylül'den sonra. Afganistan'a 11 Eylül 2001'de NATO'nun Afganistan'a müdahalesi için 5. madde çalıştırıldıysa neden ortağım dediği ve üyelik sürecine 20 yıldır hazırlanan, 22 yıldır hazırlanan hatta daha fazla süredir Ukrayna için bu yığınak sürecinde veya Gürcistan 2008'den itibaren tehlikede olduğu belli olan Ukrayna'ya NATO neden herhangi bir destek sağlamadı? Neden? Afganistan'a gitti. Neden? Evet. Neden? Çünkü ABD'nin orada çıkarları vardı. Ve ABD'nin karşısında Afganistan'da Rus askeri güçleri yoktu. Tekrar söylüyorum. Rus askeri gücü yoktu. Şimdi NATO ve ABD, özellikle ABD ve NATO, zaten NATO dediğinizde değerli izleyenlerimiz şunun altını çizelim. NATO dediğinizde aklınıza ABD gelir. Neden ABD gelir? Bütçenin çoğunu karşılar. İki, NATO'nun stratejik askeri komutanı daima 4 yıldızlı orgeneral ABD'lidir. Daima hiç değişmez. Yardımcısı daima İngiliz orgeneraldir. Hiç değişmez. Kurmay başkanı Alman general veya amiraldir. Hiç değişmez. Dolayısıyla ABD, Britanya, İngiltere ve Almanya'nın NATO içinde yayımlanan gizli emirleri veya uygulanan planlar ilk önce onlar haberleri olur, şekillendirir ve onların ağırlığı olur. Yani Almanya'nın NATO'daki ağırlığı kayda değerdir, onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi bu duruma baktığınızda ABD ve NATO'nun karşısında Ukrayna'da Rus askeri gücü var, Rusya var. Rusya askeri gücüne karşı bir hamle attığınızda Almanya gelmez, Fransa gelmez. İtalya gelmez. Polonya korkudan asker vermeyebilir. Baltık ülkeleri korkudan asker vermeyebilir. Çek Cumhuriyeti vermeyebilir korkudan. Bulgaristan Roman. Şimdi bütün bunları hesapladığınızda oy birliğiyle Rus askeri gücünün ordusunun karşısına geçmek mümkün değil NATO'da. Mümkün değil. O zaman ne yapacak ABD eğer Ukrayna'yı sevseydi? Ukrayna'nın çıkarlarını korusaydı ABD İngiltere asker göndermek istiyor. Hep asker gönderelim dedi. Kışkırttı biliyorsunuz. Evet. ABD de her türlü yardıma hazırız dedi. Kanada da onların yanında. Bir koalisyon oluşturdu Irak'ta olduğu gibi. Avustralya'yı da alırlardı yanına. Diğer bazı NATO ülkelerini, Batı İttifak ülkelerini de isteyenler alırlardı. NATO bir koalisyon gücü oluştururdu. ABD'li bir orgeneral o ordunun başına geçer, kuvvetin başına geçerdi. Gelirdi Ukrayna'da. Rus ordusunun gireceği yerler belli, sır değil. Orada savunma hattında hava savunma sistemiyle, Patriot sistemleriyle, F-35 savaş uçaklarıyla, B-22 bombardıman uçaklarıyla bulunurlardı. Öyle olmadı ama. Yok, hiçbiri yok.
Yani dediler ki biz sizi destekliyoruz. Biz sizi de George W. Bush 2008'de Hülya Hanım, o zaman Şahin Kanadı temsil eden ABD Başkanı George W. Bush dedi ki 2008'de Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazırlığı iyi, NATO'yu almaya hazır dedi. Ardından hemen Putin'in Rusyası Gürcistan'a müdahale etti. NATO ve ABD hiçbir şey yapmadı. Güney Osetya'yı ve Abazya'yı Gürcistan'dan kopardı. 2008 NATO Bükreş zirvesinde alındı bu karar ve bağımsızlığını tanıdı. Tarih tekerrür. 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Dedi ki NATO o zaman Obama vardı. Biz Ukrayna'nın arkasındayız, tanımıyoruz. Her türlü yardım yapacağız. ABD ve NATO ses çıkarmadı. 2022, 22 Şubat ABD ve NATO ses çıkarmadı. Hı hı. Dolayısıyla Ukrayna şimdi ABD ve NATO'nun bu tutumu ne oldu? Ukrayna gibi ülkelere, Gürcistan gibi ülkelere, Moldova gibi ülkelere, Kazakistan, Kırgızistan, biraz önce söylediğim NATO'nun ortağı olan bu ülkelere bir ders oldu. Şimdi hiçbiri belki de kendileri NATO üyesi olmayacak artık. Bir de şunun altını çiziyorum. Orada görev yapmış bir subay olarak söylüyorum. Ukrayna'nın, Moldova'nın ya da Gürcistan'ın NATO üyesi olması zaten hayaldi. 3 ay önce de hayaldi, 10 yıl önce de hayaldi. Ama bunu hep NATO ve ABD böyle kışkırttı. Üye yapacağız, üye yapacağız. O zaman bir şey söyleyeceğim, inananların sorunu. İnananlar var, bilmiyorlarsa birden, inanırlar. Değil mi? Yani birden bakıldığında da bu da çok... NATO çok Genel bir Sekreterine şey. Gelince, çünkü... NATO Genel Sekreterinin yaptığı hava savunma sisteminde silah sağlayacağız. Evet, nasıl NATO yapacak? Genel Sekreteri şunu söyledi. Demek ki ülkeler oy birliğiyle karar almış. Dedi ki Ukrayna'ya gerekli hava savunma sistemiyle bazı silah sistemleri desteğini sağlayacağız. Önemli bir şey bu, çok önemli. Neden önemli? Çünkü Ukrayna'nın şu anda hava sahası ve kontrol yönetimi Ukrayna ülkesinde Rusya'nın elinde. Rusya'nın elinde olunca hava aracı kaldıramıyor. Yani uçak, helikopter gibi belki bazı yerlerde tek tük olabilir ama kaldıramıyor. Bitmiş. O zaman Rus hava gücü burada üstün. Hava hakimiyeti var. Peki hava hakimiyetini nasıl kırabilir? O zaman Ukrayna elinde uygun hava savunma sistemleri olursa, Patriot gibi, buna benzer gelişmiş Yürüsam gibi sistemler bu olsa, gücü yok, hiç olmazsa yani, evet, Rusya'nın oraya hava gücünü yoğunlaştırırken Rusya artık onu tehdit olarak gördüğünden inisiyatif veya durum üstünlüğü onda olmayacak. Düşünerek oraya uçacak. Onu söylüyor. Ama kaç günde gelir? Kaç haftada konuşlanır? Acaba Kiev diğer haritaya dönebilir miyiz? Dönüyoruz. Evet. Dönelim. Diğer haritaya. Zaten 96 gösterelim. Saat süre verdiler evet. Kiev için. Şimdi evet. Burada o süre zarfında herhalde gelmesi mümkün değil tabii. Böyle bir sistemin. Evet. Bir de NATO Genel Sekreterinin yaptığı her açıklamayı, değerli izleyenlere açıklamayı bir borç biliyorum. ABD'nin cümleleridir ve virgülüdür. ABD'nin sözcüğü olmayan hiçbir açıklamayı NATO Genel Sekreteri ne barış zamanında ne savaş zamanında yapamazlar. 16'mı söylüyor. Evet. Dolayısıyla dikkat edin, bazı zamanlar NATO Genel Sekreteri ABD'yi ziyaret eder. Önemli projeler ondan alır, öyle de. Şimdi gelelim buraya. Burada Rus ordusunun siyasi hedefi ne? Yani Putin bu harekata girişirken siyasi hedefi ne? Bir, Ukrayna ordusunun savaşma azim ve iradesini yok etmek. Düzeltiyorum. Ukrayna'nın Rus yanlısı, Ukrayna'nın yani siyasi hedefi Putin Rusya. Rus yanlısı bir yönetim tarafından, bir iktidar tarafından yönetilmesini sağlamak. Bunun için ne yapması lazım? Mevcut yönetimin devrilmesi lazım. Birinci siyasi hedefi bu. Hmm. İkinci siyasi hedefi... Yani Ukrayna'dan bir Belarus çıkarmak istiyor. Evet. Yani bu Kiev yönetimi gidecek ya başka ülkeye sığınacak ya da devrilecek. Ama Putin'in şu anda istediği kapı kapılar arkasında onların basınına takip ettiğimizde ortaya çıkan şudur. Değerlendirmem benim. Yani oradan aldığım değerlendirme. İngiliz ve ABD basını da öyle takip ederseniz o çıkıyor. Putin şu anda dünya kamuoyunun tepkisini almamak için sabahtan itibaren harekatı biraz yavaşlattı. Tankları yavaşladı. 8-10 kilometre yanaştı ki eve durdu. Neden? Bir, siz bugün sivil... sosyal medyada da böyle bir çözümleme yaptınız. Dikkatimi çekti. Dediniz ki evet. Ağır hareket ettiriyor özellikle doğru. Tankları. Niye gerçekten evet. Böyle? Neden hızlı gitmiyor? Şundan. Bir, sivil ölümleri istemiyor. Sivil kayıpları istemiyor. Dünyanın tepkisini toplamamak için. Çünkü yeterli tepki topladı. Topladı. İkincisi kendisi kayıp vermek istemiyor. Kendi açısından. Üçüncüsü, en önemli istediği Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ve kadrosunun, başbakanı ve bakanlarının, işte genelkurmay başkanı dahil,
herhangi bir şekilde yaralanmasını ya da öldürülmesi konusunda böyle bir adım atmak istemiyor. Sadece düşürmek istiyorlar. Evet. Bir şey var, şu anda elinde bir hükümet listesi var. Cumhurbaşkanı var Putin elinde, kimin olacağı. Kapalı kapılar ardında harekatı yavaşlattı, ülkeyi terk etmesini istiyor. Aracılar vasıtasıyla. Ülkeyi terk edin, gidin, size karışmayacağız. Şimdi böyle bir şey var, haber var yani. Bu arada 2014'te Ukraynalı askerleri eğiten emekli bir Amerikalı asker. Dün bir takım orada attı. Eğitimde bulunmuş. Ukrayna askeri bu zaman zarfında bayağı mesafe kat etti. Rus askerlerinden daha savaşa hazırlar. Evet. Dolayısıyla Rusya'nın operasyonu uzarsa Ukrayna avantajlı hale gelebilir. Doğru. Minvalinde bir şey, hatta biraz önce de Abdullah Ağar'la konuştuk, o da. Kürşat Bey şöyle, her savaş şöyle bir stratejide ve savaş tarihinde şöyle bir kural vardır. Bir de şöyle, Rus ordusunu yorgun buluyor. Yani yaptığı yorum o yazıyı ben okudum, abartılı buldum. Evet, abartılı mı buldunuz? Haklı olarak. Ukrayna ordusundaki askerleri daha disiplinli buluyor. Yani kendisi sanırım Ukrayna ordusunda herhalde Abdullah Ağar'da eğitim veren kişi. Evet. Yani yazmış, baktık, okuduk. Bir garnizan ve harp eğitimi vermiş. Öyle gözüküyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna ile ilgili temel konsept o zaten. Yani bir konvansiyonel harpte caydırıcılık üretmekten ziyade zamanca ve alanca derinlikte bir direniş, bir yeraltı harekatı, bir mukavemet harekatına dair bir eğitim verdiler orduya. Şimdi bu temel yaklaşım içerisinde bir değerlendirmede bulunuyor. Şimdi şöyle bir nakısası var aslında. Rus ordusunu genelleyerek Ukrayna ordusuyla karşılaştırıyor ve son derece disiplinsiz, zayıf, işte bir yıllık hacim askerlerden oluştuğunu falan söylüyor ama kendi eğitimi Ukrayna ordusunu tanımlarken moral ve motivasyonun çok daha yüksek, daha disiplinli, daha organize olduğunu söylüyor. Yani burada öncelikle şunu söylemek gerek. Yani genelleme doğru değil. Doğru. Şimdi değil, Ukrayna ordusunda yani özel kuvvetleri örneğin veya bununla ilgili işte bir takım seferberlik yapılanmaları güçlü askerlerden, seçilmiş askerlerden müteşekkil olabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Savaşın ilk günde görmüş olduğumuz temel fotoğrafta özellikle Kalpgahı'nı, yani son kalesi Kiev'le ilgili Rus ordusunun bir takım gurularını, spesnazlarını Kiev sokaklarında görmemiz bir takım savunma zafiyetleri olduğuna işaret. Peki. Bir diğer tarafıyla zırhlı unsurlarının işte Kiev'e yaklaşmış olması, hatta Kiev'in banyolarına girmiş olması dair görüntüler bununla ilgili bir takım savunma zafiyetlerin geliştiğini gösteriyor. O görüntüleri de vereceğiz. Vereceğiz. Evet. Bu arada Naim Paşa'm bitirdikten sonra sizinle özellikle o bir video gönderdiniz ya, o videoyu da özellikle okumanızı isteyeceğim, tamam, anlatmanızı isteyeceğim. Biraz o dizginler kimin elinde bugün itibariyle ona bakmanızı isteyeceğim. Hocam ne öngörüyorsunuz? Ben müsaade ederseniz askeri hedefleri de anlatayım da Putin amacına yani Rus. Şimdi siyasi hedefleri dedik, yönetimin ele geçirilmesi, kendine bağlı bir yönetim kurulması dedik ve Ukrayna'nın tümünün askersizleştirilerek ve silahsızlandırılarak, yani ordusu sadece asayiş kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin bulunduğu bir Ukrayna istiyor. Siyasi hedefi bu. Zaten ikide bir açıklama yapıyor şu anda. Diyor ki Ukrayna'nın silahsızlandırılması lazım. Öyle diyor. Lavrov da bugün yaptığı açıklamada. Tabii Putin'in ve Lavrov'un, evet, Sergey Lavrov'un açıklaması. Peki şimdi biliyorsunuz Hülya Hanım, her siyasi hedefi ele geçirmek için bir askeri harekat düzenlenir. Peki siyasi hedef ne diyor? Siyasi hedefi söyledik. Peki askeri hedef ne? Yani siyasi maksadı karşılayacak, Putin'in bu verdiği direktifi karşılayacak. Ne yapacak askerler burada? Askerler şunu yapacak. Ukrayna ordusunun savaşma azim ve iradesini yok edecek. Yani Ukrayna ordusunu savaşmayacak duruma getirecek. İki, Donbas'ın tümünü aldı zaten. Kiev'in hükümetinin devrilmesi ve hükümet binalarının kontrol edilmesi, ordunun görevi bu. Bütün hükümet, Cumhurbaşkanlığı dahil, sarayı dahil. Odessa'nın, şurada Odessa var, askerlerin Odessa'nın kontrol altına bulunması, Rus güçleri tarafından Kırım'da olduğu gibi. Çünkü Odessa çok önemli bir liman ve ekonomik merkez. Bir de Ukrayna'nın Karadeniz'e irtibatını tamamen kesmek. Bir de diğer stratejik yerlerin, mesela Harkov'un ikinci büyük kentidir. Kiev'den sonra en önemli kenti Harkov. Ve Harkov'da Rus nüfus yoğunluğu fazla.
Dikkat ederseniz buraya başladı. Buraya da bunu çünkü kontrol etmek kolay. Bunları ele geçirmek. Şimdi Rus ordusu bunları ele geçirince, kontrol edince Putin'in verdiği o siyasi hedefi karşılamış oluyor. Hadise budur. Bu kadar basit. Şimdi bu açıdan baktığınızda şimdi gördüğümüz kadarıyla birinci günde savunması olmayan bir Ukrayna ordusu çıktı karşımıza. 2000'lerde de böyleydi biz oraya gittiğimizde. 2000'lerde. Yani nasıl savunması yok? Donbas'tan hemen çekildi. Sınır birlikleri hiç karşı koymadı girdiklerinde. Muhafız sınır birlikleri var. Hiç karşı koymadı. Geride bir karşı görmedi. Bir de Kiev'e başkentin 8-10-20 kilometre yanına kadar girdi. Tanklar geldi. Tabii. Rus askerler. Burada da Putin tanklarla herhangi bir yere müdahaleden çok kendileri sabotaj özel birlikleri dedikleri özel kuvvet birlikleri diyelim biz anlaş. Buraya hava indirme yaptı buraya. Kiev'in değişik yerlerinde. O birlikler şimdi kendilerine verilen, tahsis edilen hedeflere doğru ilerleyip mesela Cumhurbaşkanlığı binasını ele geçirecekler. İletişim Başkanlığı diyelim, neyse Ulaştırma Bakanlığı. Hocam, bunları ele geçirecek ve bitirecekler. Ukrayna ordusunda evet. Rus yanlısı kesimler ancak var şu mı? Anda görüşme devam ediyor. Var benim mı? Dikkatimi çeken şu, bir asker olarak neden böyle yavaş hareket ediyor? Yani 8-10 kilometre mesela şu bölgeye, evet bu bölge neredeydi? Kiev burada, doğru. Burada bazı yerleri almıştı mesela havaalanı. Diğer havaalanına gelebilir miyiz? Kiev'i gösterelim Kiev'in sadece. İçini. Kiev haritası olursa. Evet. Bakın Kiev burada başkent. Obolan'a geldi Rusya. Yani kenar semti bu. 8 kilometre ötede. Hı hı. Havaalanında iki havaalanında şu anda çatışma var. Stratejik havaalanı Kiev'in yanında. Şimdi bunları Rus kuvvetleri kontrol edince buradaki eğer Zelenski ve yanındaki kadro ülkeyi terk edip gitmezlerse veya istifa ettiklerini söylemezlerse her neyse. Büyük zaten ihtimal... orduya darbe yapın çağrısında bulundu. Evet. Yani. Yapabilir. Neden yapabilir? Ukrayna nüfusunun yaklaşık %40'ı Rus yanlısı. Zaten Ukrayna'nın meclisinde de Duma'da da milletvekili neredeyse %40. Orduda peki Rus yanlısı orduda da kesimler var, elbette, var mı? Orduda merak da var. Edilen orduda biraz bazı generaller, subaylar, var. Komutanlar elbette var. Elbette var. Bu zor bir yol. Yani Putin zaten ilk verdiği açıklama, uzun açıklama neydi? O saldırıyı başladığında dedi ki tırnak içinde söylüyorum yoldaşlarım dedi. Bütün silahlı askerler dedi. Silahlarını bırakıp evlerine gitsinler, size hiçbir şey yapılmayacak dedi. Bulunduğunuz yerden gidin dedi. Gidin dedi. Uyanlar oldu mu oldu. Mesela sınır birliklerinden uyanlar çok oldu. Dolayısıyla öyle bir karmaşık kompleks yapı var. Ama ikinci günde yani bugünden itibaren gördüğümüz şu var. Birinci günde teslim olan Ukrayna ordusu yerine yavaş yavaş bazı yerlerde, direnek yerlerinde karşı koymalar başladı. Hava alanlarında bazı yerlerde. Şimdi bir de silahlanma bazı... başladı. Sokaktan insanların evet, da silahlanması başladı. Bir direnç. Ama bu direnç. Siviller. Bu direnç. Ukrayna ordusunun bu savunma direnci. Rus askeri saldırısını durdurmaya yeter mi sorusunun cevabı hayır. Durdurmaya yetmez. Putin şu anda yavaşlattı. Ama yarın öbür gün NATO'nun göndereceği hava savunma sistemleri dedikleri savunma sistemleri gönderilmeye yakın bir anda hiç kuşkunuz olmasın. Göze alacak zayiatı, kaybı hemen ve ileride tamamen ele geçirecek. Hmm. O hiç kuşkunuz olmasın. Yani NATO'nun diyelim Patriot hava savunma sistemi gönderecek. Örnek veriyorum. Bunun bir anda, bir saatte gönderilmesi mümkün olmayacağına mümkün göre, tabii. İstihbarat da çok tabii, yaygın olduğuna göre, çok kolay. Haber alır almaz onu yapar. Dolayısıyla Paşam bu Kiev'e ilerleyen birlikler bir nasıl, Kiev'de, nasıl yollayabilir özel... Naim Bey? Yani hava yoluyla yollayamayacağına göre... ABD ve NATO bu şöyle gelecek. Karadan yollayamayacak. Nasıl yollayacak? Romanya sınırı var Ukrayna'yla. Oralar Polonya, tutulmadı Polonya mı? Var. Polonya'yı getirir. Yani orada NATO ülkeleri var. Hı, tamam. Oradan. Ama orada Ruslar gerekli sınır önlemini almamışlar mı? Alırlar. Alırlar da bir şekilde mesela sınır bölgesine koyarlar. Ukrayna'nın sınır yani bölgesiyle Polonya sınır bölgesi arasında. Oradan da yapar. Romanya'dan Ukrayna'yı koruyamıyor mu bu hava savunma sistemleri? Koruyabilir. Yani o menzili olursa Polonya koruyabilir. Romanya'dan. O Polonya. Sisteme bağlı. Yani ona göre konuşlandırır. Ama Putin'in Rusya'sı ona göre tedbir alır ve harekatı hızlandırır. Almış değil ama orası. Harekatı hızlandırır. Bu sefer Polonya tehlikeye girer. Onları zaten kullanırsa Ukrayna için. Ama şöyle diyecektir Polonya, şöyle diyecektir. Benim coğrafyama değil de
sınır hattında hemen Ukrayna'nın o bölgesine bir yere koyuyor. Bir durum olacaktır orada. Onu yapacaklardır. Peki. Onu görüşmüşlerdi şimdi. Askeri uzmanlar çalışıyordu. Paşam. Şimdi şöyle bir durum var. Sonuç itibariyle. Ben değerlendirmemi söylüyorum. Zaten sadece Ukrayna değil orada yani özellikle Polonya ve Romanya sınırı yani bugünkü konuşma temelinde çok önemli. Stoltenberg'in söylediği. Bir gelsin diğer harita belki NATO haritası gelirse oradan görebiliriz NATO haritası. Şöyle yapabilir miyiz? Şöyle müsaade yok sizde. Bakın şurada Polonya var. Paşam bir reklama gitmek durumundayım ardından. Dünyanın Polonya var bakın burada. Hemen sınır burada. Romanya var, sınır burada. Burada Moldova var, Moldova kabul etmez. Evet. Çünkü Moldova'da Rus askeri üsleri var, iki tane Rus askeri üssü. Bu bölgede olur, Polonya'da olur. Bu bölgelerde hava savunması Kiev'i koruyabilir. Buradan işte Kiev'i koruyabilir. Estonya'ya falan. Ama Romanya ile Polonya'da hangi coğrafyaya, hangi koordinata konuşlanacak o önemli. Siz değil. Bir kısa reklam. Tabii. Çok kısa bir reklam arası. Acil reklama gitmemiz gerek. Ardından Naim Paşam'la devam edeceğiz. Önemli harita okumasına. Kısa reklam. Hemen bir Amerika'ya gidelim mi? Ali Çınar'la konuşalım değil mi Kürşat? Evet, Ali'ye soralım çünkü yansıması NATO'dan açıklama bekleniyordu. Beklenen açıklama yapıldı. Biz burada konuklarımızla da konuşacağız. Stoltenberg'in yaptığı açıklamayı. Ama Ali yansımasını senden alalım. Evet, yayınlar diliyorum Hülya Hanım. NATO Liderler Zirvesi'nin açıklamasının yankıları Amerikan kamuoyuna tabii ki düştü. Ama çok yeni bir sürpriz yok. Yani NATO Liderler Zirvesi'nden bilinmeyen yeni bir şey açıklanmadı. Zira en önemlisi de NATO'nun Doğu Avrupa bloğuna askeri sevkiyatının ve güçlendirilmesi için yeni adımlar ve Rusya'nın kınanması. O nedenle çok fazla Biden yönetiminden de başka açıklamalar geleceğini ben zannetmiyorum açıkçası NATO konusunda. Burada Biden yönetimi net şekilde Ukrayna'ya asker yollamayacaklarını zaten dile getiriyordu. Şu anda en önemlisi NATO'nun Doğu bloku ve Baltık ülkelerindeki üyelerini güçlendirmek olarak söyleyebiliriz. Yalnız iki tane gelişme vardı. Bir tanesi sabahleyin. Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukraynalı mevkidaşıyla konuştu. Burada konuşmanın bir maddesi Ukrayna'ya askeri destek bilhassa savunma sistemleriyle ilgili. Tabii bu savunma sistemlerinin şu anda işgal sırasında nasıl sevkiyatı edileceği konusunda detay verilmedi ama Ukrayna'dan Amerika'ya bize yardımcı olun telefon diplomasisi var. Aynı şekilde bir saat önce de Biden Ukrayna Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Hatırlanacağı üzere Ukrayna Devlet Başkanı dün Batı'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne sitem etmişti. Bizi yalnız bıraktınız diye. Yani genele baktığımızda açıkçası şu anda işgal Amerika Birleşik Devletleri'nden seyrediliyor. Pentagon'dan sabah bir açıklama vardı. Rus ordusunun Kiev'e ilerlemesinin yavaş gittiği ile ilgili. Aynı şekilde Rus ordusunun üçte birinin taarruz pozisyonunda olduğunu hatırlanacağı üzere 150 binin üzerinde Ukrayna'sında Rus askeri vardı. Yani Pentagon Rus askerinin yavaş ilerlediğini Kiev'e belirtiyor. Evet, ancak Amerikan istihbarat raporları ve Amerikan istihbarat birimleri Rusya'nın günler içinde Kiev'i alabileceğiyle ilgili de bilgileri geçiyor. Yani burada değerli yorumcular Ukrayna'nın mücadele edeceğini belirtiyor ama Putin istese Kiev'i çok rahat şekilde alacağını biliyor. Zira o nedenle de bir çağrı da bulundu Ukrayna askerine gelin müdahale edin dedi. O nedenle şu anda bir yokluyor gibi görünüyor Putin. Hı hı. Ama Rus ordusu karşısında Ukrayna'nın Amerika ne kadar şu saatte destek verse de çok Kiev'de mücadele edecek bir gücünün olmadığını da belirtmekte fayda var. Aynı şekilde Türkiye saatiyle 23'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın önerisiyle bir toplantı var. Rusya'nın kınanmasıyla ilgili bir oylama olacak ama Rusya'nın bunu veto etmesi bekleniyor. Son olarak Amerikan medyasında Türkiye ile ilgili olduğu için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus donanma gemilerinin boğazlardan geçip geçmemeyle ilgili demeçleri de Amerikan medyasında yer buldu. Yani Karadeniz konusunda yavaş yavaş Türkiye gündeme geldiğini görüyoruz ama genel olarak şu anda Biden yönetimi Kiev'de Rusya'nın yaptığı işgali tabiri caizse seyrediyor
ağır yaptırımlar var ama ağır yaptırımların ne kadar etkili olacağı da soru işaretleri olarak kamuoyunda tartışılıyor. Ali Çınar, Ali Çınar ABD yönetimi önce bir sayaç işlevi görüyor herhalde. Önce Rusya'nın Ukrayna'ya gireceği günleri saydı. 2 gün kaldı, 1 gün kaldı, 30 saat kaldı, 5 saat kaldı. Kronometre. Ondan sonra kronometre gibi kronometre. Yani. Ondan sonra da Kiev'in alınacağına dair işte en son 96 saat kaldı. Bunun ötesine geçebilecek mi Amerika? Senin bir öngörün ya da hissiyatın var mı? Gerçekten müdahale edecek mi Ukrayna'yı savunmak için? Edemeyecek. Yani bunu Biden net şekilde söyledi. Ben Amerikan askerini Ukrayna'ya sokmayacağım dedi. O nedenle de şu anda yani sınırlardan nasıl savunma takviyesi yapabilir soru işareti. Neden bu 4 aydır? Yani Kasım'dan beri Amerika istihbaratta başarılı söylüyordu. Hatta Şubat'tan değil mi? Şubat'ta işgal başladı. Ama bu 4 ay süreçte neden Rusya'ya karşı Ukrayna ordusu daha da güçlendirilmedi? Birçok soru var. Şu saatten sonra ne kadar Türkiye'de hala mücadele edebilir gibi bir yorumlar yapılsa da Kiev düşecek. Yani Zelenski'nin hatta dayanamayıp kaçacağı ile ilgili de birçok bilgi var. Ben açıkçası Kiev'in yakın zamanda maalesef düşeceğini tahmin ediyorum. Biden yönetiminin elindeki sadece koz NATO'nun Doğu blokunu güçlendirmek ve ağır ekonomik yaptırımlar. Bunun da nasıl bir yaptırım olduğunu bildik. Kongre'den tepkiler var Cumhuriyetçi kanattan. Ama şu saatte Amerika Birleşik Devletleri işgali seyrediyor. Kırım'da olduğu gibi o dönemde de Biden Beyaz Saray'da görevdeydi. Ve Şubat 2022 Biden görevde ve Rusya başka toprakları Ukrayna'dan koparmak için mücadele ettiğini görüyoruz. Ali, bir şey daha soracağım ben. Kürşat'ın bu söylediği önemli. Bütün bunların ötesinde saha ne kadar hareketliyse adına savaş bile desek diplomasi de masanın bir ayağını oluşturuyor her zaman. Şimdi Zelenski bir diplomasi trafiği sanki olabilir gibi bir açıklama oldu. Bir temsilci gönderelim de bir konuşalım. Sonra Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Yani bütün bunların ötesinde böyle bir diplomasi trafiği de olabilir mi? Çünkü Putin'in amacı nihayetinde aslında Ukrayna değil, belki de Amerika ile masaya oturmak. Bu da konuşuluyor mu ileriki günler için? Yani böyle bir öngörü de var mı? Şu an itibariyle diplomasi kapısı kapalı. Kapalı. Amerika sadece transatlantik liderleri ve Ukrayna tarafıyla görüşüyor. Hatırlanacağı üzere Zelenski geçen hafta da Putin'e çağrıda bulunmuştu. Aradım, telefonu açmadı dedi. Şu anda Putin'in isteği bütün anahtarı Putin'e, Rusya'ya teslim etmek. Bunu teslim edene kadar da Putin uğraşacak. O nedenle Zelenski eğer bu anahtarı teslim etmeye yanaşmadığı sürece ben Rusya ile Ukrayna arasında bir diplomasi kapısının olacağını çok göremiyorum. Bu konuda Washington'da mesafeli yaklaşıyor açıkçası. Peki, bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan senin dediğin de gibi Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak açıklaması da var. Ama yani Zelenski'nin Kiev'i terk etme ihtimali var mı? Süreç nereye doğru gider? Ama Kiev'de kuşatılmışken yani diplomasi de olsa olsa herhalde bir masa kurulsa o da tiyatro masası gibi olur demişti Barış Doster. Geleceğiz. Ali, ben çok teşekkür ediyorum. Kürşat var mısın? Ağzına sağlık. Çok teşekkürler Ali, sağ olasın. Katkılarından dolayı eyvallah diyelim. Bu arada paşam sizi alalım. Ardından da Abdullah Har bize bir görüntü üzerine hem Kiev sokaklarını hem Rus ordusunun dinamiğini, Rus ordusunun dahası oradaki askerlerin ve güçlerin karakterini bunları okuyacak ve görüntüleri de sokaklarında. Çetin Erer'e gideceğiz arkadaşlar birazdan. Çetin Er, Çetin de orada. Kiev haritası veya o... Evet. Şimdi burada dikkati çeken bir durum var. Ordu normalde Rusya'nın, Rus ordusunun Ukrayna içinde hareket yeteneği hızlı. Tanklarıyla, özel kuvvetleriyle, komandolarıyla. Ancak yavaş. Bu savaş açısından önemli. Hocam, bir de başlangıç Çeçen askerler... Onlar özel geliyor binalar için ve daha sonra eğer... Şey için mi geliyor bunlar? Meskun mahal meskun çatışması mahalde, için mi geliyor? Sokakta o direniş noktaları var çeşitli yerlerde. Onu kırmak için daha. Fakat burada değerli izleyenlerin dikkatini çekmek istediğim bir konu var. Normal savaş düzeninde... Gördüğümüz savaş düzeninde şu anda bu klasik savaş, konvansiyonel savaş. Bu savaşta eğer Putin Rusya'sının amacı Ukrayna'yı yerle bir edip hedefini bu şekilde ele geçirmek olsaydı 5-6 saat, 1-2 gün önce kara birlikleri hareket etmeden önce
5-6 saat, 1 gün, 2 gün, 3 gün topçularla, havadan bombardımanla bütün o kritik yerleri, askerlerin bulunacağı yerleri, mühimmatın, cephanenin bulunacağı yerleri, bütün hepsini yerle bir edebilirdi. Rusya'nın öyle bir imkanı var. Ama Rusya bunu yapmadı. Yani savaşın normal çehresinden değişik bir durum uyguladı. Burada önemli bir, binaya zarar verip dünya kamuoyunun gözünde işgal etti, yerle bir etti görüntüsünü vermemek için benim değerlendirmem. İki, oradaki sivillerin zayiatı, eğer siz havadan ABD'nin herhangi bir yerde, Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, başka yerde yaptı, ABD'nin havadan uçaklarla ya da başka sistemlerle, füzelerle bombalamasını biz burada izleseydik çok sayıda sivil kayıp olurdu. Rusya bu doktrinin dışına çıktı burada. Yani savaşın bu yönünü bıraktı. Niye güvendi? Ukrayna ordusunun güçsüz ve direnişinin kırılgan olduğuna güvendi. Nitekim onu yaşıyor. Ben Ali Çınar'a çok %100 katılıyorum. Emekli bir asker olarak Rusya istese sabaha karşı Kiev'i tamamen kontrol eder. Tanklarıyla ve bulunduğu sistemle hava indirme harekatı yapar ama istemiyor. Niye istemiyor? Kiev yönetiminin herhangi bir yaralı, ölü yani kansız bir şekilde oradan ayrılmasını veya istifa etmesini. Sosyal medyaya düşmek istemiyor. Evet, kesinlikle. Çünkü çok tepki topladı. Zaten görüntülerde bu, o tepkileri. Evet, bu kadar. Şimdi gibi. Dolayısıyla bu önemli. Bunun altını çizelim. Ancak diğer söylemek istediğim bir şey var. Şimdi NATO'nun elinde, NATO haritasına dönebilir miyiz bir önceki haritaya? Şimdi NATO bundan sonra değerli izleyenlerimize NATO'da görev yapmış, bu bölgede de bilen biri olarak, bunları da okuyan biri olarak söylüyorum. Hamaset yapmıyorum, duygusal da söylemiyorum. Ukrayna 10 yıl önce de NATO üyesi olamazdı, şimdi de olamaz, önümüzdeki 20-30 yılda da olamaz. Gürcistan olamaz, önümüzdeki 20 yılda da olamaz. Şu anda Sovyetler Birliği'nin, Kürşat Bey, eski coğrafyasında yer alan hiçbir ülke, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, NATO üyeliği hayaldi ama o hayalin de üzeri çizildi. Tamam, niye olamaz? Olamaz. Şundan olamaz. Şundan olamaz. Çünkü Putin 22 Şubat 2022'de imzaladığı kameralar, dünya kameraları önünde imzaladığı Donbas'ın bağımsızlık kararını ABD ve NATO'ya meydan okudu ve ABD ve NATO, değerli izleyenler için önemli bir bilgi veriyorum. ABD ve NATO, Rusya askeri gücünün 2030'larda NATO ve ABD'ye tehdit olacağını hesaplamıştı. NATO'nun uzmanları, ABD'nin uzmanları. Ancak ABD ve NATO'nun o çok pahalı bütçesiyle hazırladığı bu rapor karşılığı olmadı. Rusya Putin'le beraber 2020'de bu güce erişti. 2020'de bu güce erişince Rusya ABD Ukrayna'ya asker gönderemiyor. Tersine Ukrayna'da bulunan askerlerini ve diplomatlarını en erken çeken ülkelerden biriydi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Şimdi burada değerli izleyenlere NATO'nun ve ABD'nin durumunu açıklamak için söylüyorum. 2001'de ABD bir koalisyon oluşturdu. NATO'nun da desteğini aldı. Irak'ı işgal etti. Saddam devrildi. Irak parça. 2011'de NATO'nun da desteğiyle Libya Muammer Kaddafi'yi devirdi. Şimdi soru şu. Muammer Kaddafi ve Saddam Ukrayna'dan daha mı önemli ABD için? Değerli izleyenlerin takdirine sunuyorum. Yani ABD'nin de böyle çok günahsız bir aktör olmadığını onu da belirtmek istiyorum. Eğer ABD'nin niyeti Ukrayna'yı korumak olsaydı 2008'den itibaren Gürcistan'a müdahale eden bir Putin var. Bunun atacağı adım belli. İstihbarat örgütleri var. 100 milyar dolar para harcıyor istihbarat örgütlerine ABD'de. Putin'in atacağı adımlardan haberi olması mümkün mü? 2014'te Kırım'ı işgal eden bir Putin'den söz ediyoruz ve diyor ki Ukrayna Rusya'dır diyor. Şimdi dolayısıyla ABD eğer isteseydi koalisyon kurar, Ukrayna'yı daha yığınak safhasından önce, yani Rus askerleri daha oraya gelmeden önce hava savunma sistemleri, gerek uçak sistemleri eğitimle donatırdı. Onu size yapmadı. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Yani bugün bir Amerika istemediği için o zaman Rusya'nın kafa tutmasına, çünkü Rusya çok az bir maliyetle giriyor oraya. Evet. Rusya'nın kafa tutmasına Amerika bir şekilde kınama politikasıyla karşılık veriyor. Sadece kınıyor. Eğer Amerika isteseydi Rusya'nın bu kafa tutmasına karşılık verirdi diyorsunuz. Eğer Ukrayna'yı savunma düşüncesi gerçekten olsaydı, evet, kendisi İngiltere'den, Kanada'dan, bunlar yakın ülkeler. Ve yani Almanya'dan. Almanya vermez. Almanya, ben Ukrayna'ya asker vereceğini hiç düşünmüyorum. Almanya, değerli izleyenlere bir bilgi vermek istiyorum.
Türkiye NATO üyesidir. NATO yükümlülükleri vardı, doğrudur. Ama Almanya da önemli bir NATO üyesidir. Ama Almanya Ukrayna'ya 3 hafta önce silah satışını durdurdu. Hırvatistan da silah satışını durdurdu. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Yani Almanya, İtalya, Fransa, Hırvatistan gibi ülkeler, bu tür İspanya gibi ülkeler Rusya'yla bir gerginlik istemiyor. Masada çözülmesini istiyor. Dikkat ederseniz Macron oraya geldi, Alman Başbakan oraya geldi. Evet. Diyorlar ki efendim Akım 2 projesi, hani Almanların zaten proje. İptal etseniz ne olur, iptal etmezseniz ne olur. Proje bu. Hayata geçmemiş. Yani fiili bir durum değil ki. Bir şey daha söyleyeceğim. ABD'nin yıllık savunma harcaması, askeri harcaması 750 milyar dolar Kürşat Bey. NATO'nun 1.1 trilyon dolar yıllık. Rusya'nın 60 milyar dolar. Nasıl kafa tutabiliyor şimdi şu, peki? O zaman evet, çok önemli bu bir yani. Nasıl kafa yani, tutabiliyor bakın, gerçekten? Bakın neden Rusya'ya karşı NATO ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri asker göndermekten çekiniyor? Çünkü Rusya, Putin'in Rusya'sı evet işgal ediyor. Bunun işgal olduğuna söyleyeceğiz akademisyen olarak. Yani bu objektif bir bak. Çünkü egemen bir ülkenin toprağına giriyor. Uygun değil. Uluslararası hukuka aykırı. O zaman her güçlü ülke güçsüz ülkenin coğrafyasını ilhak eder. Böyle bir şey olmaz dünya düzeninde. Bunu söyleyeceğiz, tenkit edeceğiz. Ama Putin otoriterdir, şudur budur, o da tenkit edilebilir. Ben savaş tarihi açısından bakıyorum, strateji açısından. Putin, Hülya Hanım sorduğunuz soru çok önemli. Putin 25 asır önce yaşayan ve şu anda 25 asır önce yazdığı kitap hala geçerliliğini ve popülerliğini koruyan savaş sanatı kitabının yazarı Çinli hükümdar komutan Sun Tzu'nun öğretisini uyguluyor. Yakınken uzak, aktifken pasif. Bakın çok az konuşuyor ama dünyada herkes onun ne dediğini biliyor. Az görüntü veriyor Putin ama herkes Putin'i konuşuyor. Bu önemli bir şey. Yani Rusya'nın sınırları yok demişti zaten. Evet, santrançlar ve attığı bütün adımlar kendi çıkarına hizmet ediyor. Hocam Kiev'den patlama sesi. Biden'la Putin'i mukayese ettiğinizde strateji açısından Biden tabii çok geride. Paşam, şimdi bunu söyledikten hocam, sonra NATO'nun elinde. Sizdeyim. Evet. Uzun uzun konuşacağız. Bu gece birlikteyiz. Bitiriyorum bu arada, yok, Kiev'den patlama sesleri geliyor. Yani, öyle mi? Şöyle Reuters verdi değil mi arkadaşlar bu arada? Reuters haber ajansından da geçiliyormuş galiba. Kiev'den yine patlama sesleri geliyor. Hatta yine teyit edelim. Birazdan Çetiner'e de bağlandığımızda evet, değil mi? Onda. Çetiner'le de konuşuruz. Kiev bombalanıyor diye birçok haberde geçiliyor. Bakın Kiev meydan. Bu evet, meydan görüntüsü Rus işgalinde ikinci gün başlığıyla biz veriyoruz. Kiev'den patlama sesleri yükseldi evet, diye Çetin orada. Elektrik santrali çevresinde bir patlama duyuldu. Zaten Kiev'de merkezde insanların çoğu metro istasyonlarında sığınmış durumda. Aynı zamanda sığınaklardalar. Evet. Yani apartmanların altında da oradan gelen görüntüler gerçekten içler acısı. O görüntüleri de Çetin'e de soracağız. Abdullah Ağar'dan da sokak, ordu, bütün bunların hepsini askerlerin, Rus ordusunun karakterini, kimliğini okumasını da isteyeceğiz. Bitiriyorum. Ama paşam bitiriyorum, bitirdikten sonra. Şimdi NATO'nun elinde ne kaldı peki? Eski Sovyet Birliği'ndeki bu ülkeler olamayacaklarına göre Ukrayna, Moldova ve diğerleri ne kaldı? NATO'nun elinde bu açık kapı politikasını bir tepki olarak Rusya'ya karşı uygulamak için ve dünya kamuoyuna NATO'nun gücünü de gücü düşmedi, devam ediyoruz görüntüsü vermek için Norveç'in doğusunda İsveç ve Finlandiya var. Bunlar Avrupa Birliği üyesi. Rus Dışişleri Bakanlığı uyarmış zaten. Finlandiya ve İsveç NATO'ya girerse yanıt veririz. Tabii. Bunun ciddi askeri ve siyasi sonuçları olur. Doğru. Şimdi Norveç'in... Ay ne demek Kürşat'ın söylediği önemli hatırlatma. Şimdi uyarmış. Ne demek? Tabii yani şu, o zaman bu yayılmacı politikaya, tehditlerine devam mı ediyor? O tehditlere devam ederse ne olacak? Bakın İlhan, yani çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Yer haline evet, alıyor. Evet, yani çok garip önemli, değil mi? Teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Bakın şimdi NATO'nun elinde, 30 üyeli NATO'nun elinde bu ülkeler, yani Sovyet coğrafyasındaki o eski ülkeler artık NATO üyesi, tamamen hayalleri silindiğine göre Norveç'in batısında Avrupa Birliği 2 tane üye var. Zengin üye, İsveç ve Finlandiya. Bunlar 3-4 yılda, 5 yılda NATO üyeliğine hazırlanır. Çünkü Batı ittifakında yer alıyor. Doktrinleri hemen hemen aynı. Şimdi bunları NATO bugün ilk kez Finlandiya ve İsveç'i liderler zirvesinde, çevrim içi liderler zirvesinde gözlemci statüsüne davet etti.
Bu şudur. Rusya'ya mesaj veriyor. Biz bunları üye alacağız. Ama kendileri istiyor da NATO. İster de acaba Finlandiya ve İsveç Rus tehdidinden korkarak üye olmak isterler mi sorusunun cevabı önemli. Benim şu andaki değerlendirmem Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvuruyu şu anda yapmayacağı yönünde. NATO'nun elinde şu anda başvuruyor. Ya bu kafayla o zaman bu anlamda Putin'i kim durduracak? Evet. Yani bu yayılmacılığı da kim Fuat durduracak? Fuat Hocam itiraz ediyor herhalde. Hayır, Finlandiya'ya başvurmak istiyor. Öldü ki. Yani başvurmak istiyordu ama kendileri, şu anda. Kendileri deklare ettiler. Evet. Şimdi yani, ya ben bu dönemde başvuracağını düşünmüyorum Finlandiya ve İsveç'in. Diğer bir konuya gelince, şimdi Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi falan sözleri var dolaşıyor Kürşat Bey. Evet. Şimdi yazılı olmayan bir anlaşma var son 15 yıldır. Hatta son 20 yıla gidebilir. Ben 15 yıla gidelim. NATO üyesi olmayan hiçbir ülke Avrupa Birliği'si değil. Dikkat edin. Listeye bakın. Son 15 yıldır yazılı bir anlaşma yoktur ama. NATO üyesi olmayan hiçbir ülke Avrupa Birliği'si olmuyor. Son 15 yılı kastediyorum. Hı hı. Onun için Ukrayna gibi ülkelerin efendim Avrupa Birliği'ni alırız. O çok büyük bir hayalden öte bir şey. Yani. O hayalin de öte bir şey. Mümkün değil. Onu da altını çizelim. Son 15 yıllık yazılı olmayan anlaşma Batı İttifakı'nda NATO üyesi olmayan ülke önce NATO üyesi oluyor. Ondan sonra Avrupa Birliği. Dikkat edin 15 yılı inceleyin. Bu önemlidir. Diğer bir konu, değerli izleyenlere bunu söylemeye bir borç biliyorum. Bir tarihçi gözüyle söylüyorum. Tarih öğrencisi olarak. Rusya ve ABD... Ve Hülyanın, aynı zamanda NATO'da görev yapmış bir asker olarak. O yüzden öyle. Paşama öncelik verdik ve uzun uzadıya haritayı anlattırıyoruz. Bunu söylemeye bir borç biliyorum. Rusya ve ABD tarihte hiçbir savaşmadılar. Öyle bir örnek yok. Ama her savaştan sonra paylaştılar. Bizim Türkiye olarak alacağımız bundan çok ders var. Ders var. Evet, onun da altını çizmekte yarar görüyorum. Peki, paşam. Teşekkür ediyorum. Biz sağ teşekkür olun. Bir de şu son cümle, Putin'in muhatabı Kürşat Bey hiçbir zaman Ukrayna değil. Bu gerginliğin, bu çatışmanın ismi Rusya-Ukrayna gerginliği çatışması veya krizi değil. Rusya-ABD-NATO krizi gerginliği veya çatışmasıdır. Ukrayna üzerinden iki büyük güç çatışıyor şu an. Bu iki büyük güç daha sonra bir masaya oturur mu? Putin nihai hedefi o siyasi olarak da bakıldığında. Kürşat gidelim değil mi Çetinler'e? Hazır mı arkadaşlar? Hazır. Birazdan bir hazır dakika olacak. Sonra. Bu arada Kiev bombalanıyor dendi. Kürşat senin elinde bilgiler var mı? Kiev'le ilgili en son açıklamalar. Başkentte durum kötü ve bu gece zor olacak. Kiev Belediye Başkanı'nın bir açıklaması var. Patlama sesleri bir taraftan yükseliyor. Reuters'tan açıklama var. Çetiner Çetin'e gideceğiz. Hazır mı? Güzel. Çetiner hemen bizi görüyorsa. Çetiner. Hem duyabiliyorsun hem Çetiner. Çok uzun süre bölgedeydin. Yine oradasın. Sıcağı sıcağına ne olur anlat. Yani gözüne takılan bütün detayları, o dramı. Sokak ne durumda? Şu an Kiev'den patlama sesleri yükseliyor deniyor bir taraftan. Çatışmalar sürüyor mu? Nerede yoğunlaşıyor? Halk ne durumda? Batı nasıl? Ukrayna'nın doğusu nasıl? Şimdi tabii Hülya, burada işler acısı bir tablo var. Sabah saatlerinde biz ilk Duygu'nun yayınına bağlandık. Arkadaşım, kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'le beraber biz Romanya üzerinden Ukrayna'ya giriş yaptık. Tabii ülkenin doğusunda bombalar patlıyor. Şu anda Kharkiv'de yani Harkov'da, Mariupol'de, Kiev'de, başkentte çok şiddetli çatışmalar var, patlamalar var. Tabii bunun medyaya yansıyan boyutu kadar yansımayan boyutu da var. Ya da uluslararası medya kuruluşlarının görmediği ama yerel medyada yazılan, çizilen, sosyal medyada yer alan haberler var. Tabii bir kısmı propaganda haberleri ama çok büyük bir bölümü de tabii sahadaki gerçekliği yansıtan haberler. Şimdi tabii öncelikle biz uzun bir tren yolculuğu, kara yolculuğu ve Ukrayna'ya girişimiz. Hatta şöyle söyleyeyim, biz Ukrayna'ya girdiğimiz zaman insanlar çıkış yaparken biz giriş yapınca insanlar biraz şaşkınlıkla karşıladılar. Öyle ki gümrük memuru hatta şunu sordu, hani siz emin misiniz gireceğinizden? Evet eminiz, biz gazeteciyiz ve sizin dramınızı, yaşadıklarınızı dünyaya anlatmaya geldik. Herkes izlesin yaşanan insan dramının ne olduğunu, nelerle karşılaştıklarını bütün dünya seyretsin istedik.
Tabii ben meslek yaşamım boyunca her zaman gazeteci refleksiyle hareket ettim ve olmamız gereken her noktada, her yerde Habertürk adına gitmeye gayret sarf ettim. Tabii bugün geldiğimiz noktada Ukrayna'da aslında biz zaten Habertürk olarak 20 gün boyunca yaşanan her şeyi bütün çıplaklığıyla Mariupol kentinden, Harkov'dan ve Donbas'tan, Donetsk'ten aktarmaya çalıştık ve aslında bu savaşın tamtamlarını, geliyor mu ve bu savaş olursa sonuçları neler olur, bunları zaten sahada, alanda 20 gün boyunca anlattık. Tabii şimdi artık savaş başlamış durumda. Aslında savaş kelimesi bunun karşılığı değil, bir işgal var burada. Zira 30 yıllık bir Ukrayna devletinden bahsediyoruz ve kimliği henüz oluşmamış bir Ukrayna devletinden bahsediyoruz. Şimdi ben bugün mesela kameraman arkadaşım Hakan'la beraber biraz böyle hani insanların davranışlarını, kaçış hikayelerini ve insanların bu psikolojisini incelerken şunu söyledim. Ben daha önce çok uzun yıllar Irak'ta da görev yaptığım için bir karşılaştırma yaptım, bir kıyaslama yaptım. Hakikaten Rabbim hiç kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın. Amin. O yüzden Türkiye'de her zaman şükretmemiz gerekiyor. Çünkü bizler devletimize, milletimize sadık insanlarız. Kendi içimizde tartışmalar olsa da, kendi içimizde siyasi farklılıklar olsa da ülkemize gerçekten en azından vatan millet sevgisi açısından hepimizin gönlünde, yüreğinde çok başka şeyler vardır. Ama Ukrayna'da maalesef bir devlet kimliği, bir ulus kimliği oluşmadığı için burada büyük eksiklikler, büyük sorunlar, büyük problemlerle karşı karşıya insanlar. Örneğin insanlar ülkelerini terk ediyorlar. Savaşmak yerine terk etmeyi tercih ediyorlar. Şimdi bizim ülkemizde hatta ben Hakan'a şunu söylemiştim. Yani bakıyorum mesela kadınlar hızlı bir şekilde ülkeyi terk ediyorlar. Erkekler kocaları ya da erkek arkadaşları kadınları gümrüğe getiriyorlar, bırakıyorlar, gidiyorlar. Belki biraz ben duygusal davranabilirim ama Türkiye'de eminim ki hiçbir kadın kocasını, ailesini bırakıp kaçmaz. Ama burada maalesef durum biraz daha farklı. İnsanlar hani tabii insanlara şunu da söyleyemeyiz. Yani neden savaş alanında duracaksınız? Kafanıza neden bombalar yağacak? Tabii. Ülkenizi terk etmemelisiniz falan gibi şeyler söyleyemeyiz. Yani biz gazeteci olarak en azından bunu söyleyemeyiz ama insan olarak kendi ülkemizdeki sosyolojiyle değerlendirdiğim zaman, kıyasladığım zaman biz çok farklı bir toplumuz. Bunu bir kez daha burada çıplak gözle görme imkanım oldu. Çetin, şimdi tabii bir şey soracağım. Sabah saatleri itibariyle ilk karşılaştığımız görüntüler. Duyabiliyor musun Çetin'e? Romanya, Romanya nasıl karşılıyor göçmenleri? Yani onların tavrı ne? O da merak ediliyor çünkü. Hemen tabii onu aktarayım ben. Aslında buradaki tabloyu anlatırsam Kürşat Oğuz, karşı tarafın nasıl karşıladığını anlamanız daha kolay olacak. Şu saat itibariyle hava ayaza bağladı. Yani şu an inanılmaz soğuk bir hava var. Eksi derecelerde ama tabii insanlar arabalarında şu anda. Ben hemen arkamda kameraman arkadaşım göstersin. Şu anda herkes gümrükte, araçlarında oturuyorlar. Tabii burada büyük sıkıntılardan biri havanın soğuk olmasından ziyade benzin problemi. Yani insanlar şu anda arabalarına benzin bulamıyorlar. Petroler 20 litreden fazla benzin vermiyor. Dolayısıyla arabalarını çalıştırmak, ara ara çalıştırıp ara ara kapatıyorlar. Buradaki sıkıntı örnek veriyorum. Mesela biz sabah saatlerinde geldiğimizde 34 kilometrelik bir araç konvoyu vardı. Çok uzun bir konvoy. Şimdi biz akşam saatlerinde bir daha arkadaşımla, Hakan'la beraber bir markete gidelim, bir şeyler alalım. Hatta unuttuğumuz bazı şeyler vardı, pil falan alalım dedik. Biraz ilerledik. Geri dönüşümüz 2 saat sürdü. Yani ilk sabah geldiğimize tek yön 3 şerit araç vardı. Akşam saatlerinde ise tam tersine hem geliş hem gidiş yönü iki tarafta dolmuştu. Yani 34 kilometrelik bir kuyruk var. Şimdi burada 3 kategori var. Onu hemen söyleyeyim. Biri Avrupa Birliği vatandaşları. Onlar zaten çok hızlı bir şekilde ülkeyi terk etmek için kendi aralarında organize oluyorlar. Büyükelçilikleri, başkonsoloslukları onları organize etmeye çalışıyor.
Onları tabii Romanya'da hızlı bir şekilde içeri alabiliyor. Ancak Romanya ülkesine giren hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun 24 saat içerisinde ülkeden çıkmasını garanti alacak bazı formlar imzalatıyor. Yani hiçbir Romanya'ya giren, Ukrayna'dan giren herhangi bir ülke vatandaşı 24 saatten fazla Romanya'da kalamıyor. Sabah saatlerinde PCR testi ve aşı kartı mecburiyeti vardı. Romanya ve Polonya bunu mecbur kılmıştı. Ancak saat 11 itibariyle bunu kaldırdılar. Yani hem PCR hem aşı kartı zorunluluğu yok. Buraya gelen yabancı ülke vatandaşları Polonya'da da Romanya'da da hızlı bir şekilde geçişlerine bu anlamda kolaylık sağlandı. Ancak şimdi 34 kilometrelik bir konvoy, her arabada 4 kişinin olduğunu varsayalım. Ve buradaki tablonun belki de en önemli noktası da şu, araçları kadınlar kullanıyor, arkada çocuklar var. Çünkü 18 ve 60 yaş arasındaki erkeklerin Ukrayna dışına çıkışı yasak. Dolayısıyla kadınlar ve çocuklar tek başına, bazı arabalarda kocaları ya da erkek arkadaşları olabiliyor ailelerin, ya da çocukları, erkek çocukları olabiliyor. Ancak onlar da ancak belli bir noktaya kadar gelebiliyor. O noktadan sonra ordu, polis, gençlerin o noktadan sonra geçişine izin vermiyor. Dolayısıyla şu an Ukrayna vatandaşları içerisinde ülkeyi terk edenler sadece kadınlar ve çocuklar. Tabii bir kısmı çıkış yapıyor, nereye gideceğini bilmiyor. Bir kısmı işte Bulgaristan'ı tercih ediyor. İşte ben de onu soracaktım. Moldova'yı Çetiner tercih mesela ediyor. Göçmenler oradan gitmek isteyen vatandaşlar hangi istikametteler, yönleri neresi, yollarda böyle bir yardımlar kurulmuş mu? Mesela Kızılay yardımları yola çıkacaktı bizden değil mi? Kürşat, onu konuşmuştuk. Evet, evet. Ne oldu? Yola çıktı mı? Senin bulunduğun bölgede etrafı gösterdin. Orada insanlar araçta bekliyor. Ayaz var ama bir taraftan da insanlar metroda mı? Sığınaklar, çünkü gündüz gelen görüntüler, senden de gelen görüntülere baktığımızda insanların çoğu sığınaklardaydı. Çetinleri görebilir miyiz arkadaşlar? Ekranı da böyle bilirsek görüntüleri de aktaralım. Çetinler hep ekranda dursun. Yani sığınaklardaydı, metrolardaydı, anneler, çocuklar. Çünkü gün içinde haber merkezine senden çok fazla görüntü geldi. Biz bir taraftan o görüntüleri de gösteriyoruz. O görüntüleri de anlatmanı istiyorum. O karşılaştığın dramı, sokağı. Kiev'de patlama sesleri yükseliyor diye veriyoruz. Reuters'ten geçti. Senin bulunduğun bölgede sen patlama sesi duydun mu? Nedir? Şöyle söyleyeyim. Şu an hem Romanya, hem Polonya, hem Moldova işi ağırdan oluyor. Demin Kürşat Oğuz'un sorduğu sorunun aslında tam net karşılığı olarak söylüyorum. Ağırdan alıyor. Normal şartlarda bu gümrükte şu an yaklaşık 57 bin ile 60 bin insan var. Bekliyorlar. Sıradalar. Çoğunluk kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor. Ancak geçişleri konusunda oldukça ağırdan işleyen bir süreç var. Yani aslına bakarsanız Avrupa Birliği ülkeleri gerekli kolaylığın gösterileceğini ve hızlı geçişlerin sağlanacağını ifade etmişlerdi. Ancak bu konuda maalesef benim burada çıplak gözle gördüğüm ve net ifadeyle söyleyeyim, geçişleri çok ağırdan alıyorlar. Özellikle Romanya ve Polonya gelen mültecilerin kendi ülkelerinden çıkmayacağı korkusunu, endişesini taşıdıkları için biraz daha ağır hareket ettiklerini söylemek mümkün. Bugün sabah saatlerinde başlayan öğleye kadar süren zaman içerisinde benim aldığım rakam 371 kişinin geçiş yaptığı yönündeydi. Ve buna paralel olarak akşam saatlerinde de hamile kadınlar ve küçük yaşta 1 yaşına kadar yanında çocuğu olan ailelerin geçişine izin verildi. Ama şöyle söyleyeyim. Çok az değil mi? Tabii 370 kişi tabii, diyorsun. Yani orada büyük bir yığılmaya neden olmaz mı bu? Çok az. Çok az. Çok az Kürşat Oğuz, çok az. Hatta zaman zaman gerginlik çıkıyor. Zaman zaman burada inanılmaz bir atmosfer oluşuyor. Akşam saatlerinde Hindistan tek seferde 500 kişiyi çıkardı. 500 öğrencisini çıkardı. Bu biraz da ülkelerin Polonya ve Romanya üzerindeki baskısıyla ilgili bir durum. Yani mesela Hindistan akşam saatlerinde öğrencilerinin bir kısmını getirdi ve onların tahliyesini gerçekleştirdi. Onlar tek seferde ciddi bir öğrenci çıkışını gerçekleştirdi. Yalnız bu arada bir şey daha altını çizelim. Öğrenciler, ki bunda bizim Türk öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, birçoğunun pasaportu üniversitede. Dolayısıyla öğrencilerin tahliyeleri sırasında
travel documentary dediğimiz büyükelçilikten ya da başkonsolosluktan öğrencilerimize, vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza bir belge verilebiliyor. O belgeyle de çıkış yapmaları mümkün. Ama tabii bu belgeyi almaları çok önemli. Zira Romanya ve Polonya bu belgeye önem veriyorlar. Yardımlar konusunu hemen söyleyeyim. Bu çok acı bir durum. Ben sabah saatlerinde geldiğimde aslında Hülya, yani boğazım düğümlendi işin açıkçası. Anlatırken bir annenin kucağında çocuğu ve direksiyon başında, hem çocuğunu susturmaya çalışıyor hem direksiyon başında ve 18 saat boyunca o direksiyonun başında. Şöyle söyleyeyim, yani belki bunu ekrandan söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani burada doğru düzgün kadınların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tuvalet bile yok. Yani bu çok acı bir durum. Yani gerçekten 34 kilometrelik bir konvoy. Yardım konusu çok sorunlu. Yani birkaç market var. Buralar talan edildi. Alışveriş, bütün raflar boşaldı. Ve bunun yanında tabii işin başka boyutu. Mesela akşam saatlerinde bu marketlere eşyalar geldi. Ben daha önce biliyorsunuz yine buradaydım. Daha önce 10 grevniye aldığım bir şey, bu sefer 60 grevniye aldım. Yani bir su şu anda burada 12 TL. Yani şu kadar küçük bir suyu aldığınız fiyat inanılmaz korkunç bir rakam. Dolayısıyla şu anda tabii şu anda Ukrayna halkı da Rusya tepki gösteriyor. Tabii, ama görünce, bir taraftan görünce da ülkelerini terk edip kaçmaya çalışıyorlar. Görünce tepkilerini bir şekilde dile getiriyorlar elbette. Bu normal. Durumu bu biraz normal Hülya. Biz buna kızmıyoruz çünkü onlar da haklı. Onlar da evlerini terk ediyorlar, yurtlarını terk ediyorlar. Özellikle çocuklu anneler çok zorlanıyorlar. Çünkü mesela bazı anneler 3-4 tane çocuk birden almış yanına çıkmaya çalışıyor. Bu sorunlu bir durum çünkü nereye gideceklerini bilmiyorlar. Yani ama tek bildikleri bir şey var, istikamet batı. Onda şöyle bir durumu var, hemen söyleyeyim. Ukrayna vatandaşları Avrupa Birliği müstesabatı gereği 3 ay süreyle Avrupa ülkelerinde vizesiz dolaşabiliyorlar, vizesiz kalabiliyorlar. Şimdi buradan çıkış yapanlara hep şunu söylüyorum. Yani tamam, bugün çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz ama karşınıza nasıl bir tablo çıkacak? En fazla 3 ay Avrupa Birliği ülkelerinde gezebileceksiniz, kalabileceksiniz. Tabii. Bu sorunun yanıtını onlar da veremiyorlar. Çünkü birçoğu gittiği evde ne kadar kalacağını bilmiyor. Tabii. Yakınını ne Tabii. kadar onu idare edeceğini bilmiyor. Yani öyle bir durum var ki buradan sadece kadınlar ve çocuklar çıkabiliyor. Ve yabancı ülke vatandaşları. Mesela evet. biz burada çıkış yapan yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı görünce tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Zaman zaman bazı ülkeler ağırlıklarını koyabiliyorlar. Mesela bizim de bugün burada Türk şirketlerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Büyük bir gönüllülük gösterdiler. Burada 34 kilometrelik o konvoy içerisinde bazı tırlarımız Romanya'ya, Ukrayna, Belarus'a mal taşıyan kamyonlarımız vardı burada. Bu arada Ulaştırma Kendi, ve Altyapı Bakanlığı Türk taşımacılar için alternatif Türk güzergahları da açıkladı zaten. Yani Türk taşımacıların yurda dönebilmeleri için. Senin de dediğin gibi. Çetiner, sen şimdi diyorsun ki o herkes batıya gidiyor. O çok sorunlu bir durum Hülya. Evet. O çok sorunlu bir durum. Şu anda Türk tırları burada maalesef çok uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Ukrayna tırları biliyorsunuz 18-60 yaş sınırlamasından kaynaklı çıkış yapamıyor. Ama sadece benim bu güzergahta önüme gelen 100'ü aşkın tır var. Bu tırlar tabii nasıl çıkacaklarını Peki. bilmiyorlar ama Peki. bu tırların neredeyse çok Peki. büyük bir bölümü termokinli tırlar. Buradaki yiyeceklerini şu anda buradaki vatandaşlara dağıtıyorlar. Hani insanlar hani bir sefalet yaşamasınlar diye, onu da altını çizeyim. Bu arada yarın AFAD'dan da bir heyet gelecek. Büyük bir ihtimalle Romanya tarafında bir lojistik üs kuracaklar. Ve bizim şu an bulunduğumuz bölgede de insanlara yardımları ulaştırmaya çalışacaklar. Ama hemen söyleyeyim Hülya. Yakınımızda 60 kilometre yakınımıza kadar savaş gelmeye başladı. Tabii savaş 60 kilometre yakınımıza geldikçe buradaki panik de artacaktır. Buradaki artacak. İnsanların tepkileri de artacaktır. Çok, hatta çok akşam saatlerinde evet. öyle bir atmosfer oluştu ki ben neredeyse insanların duvarları yıkıp geçeceğini düşündüm. Çetiner, sana çok teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Zor bir bölgedesiniz. Kameraman arkadaşımız Hakan'a da kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde bağlanabiliriz belki, bilmiyorum. Çünkü Kiev'de patlama sesleri yükseliyor deniyor. Sen herkes batıya doğru akın ediyor dedin. Çünkü Doğu, Abdullah Arslı haritanın başına alalım. Çetinlere çok teşekkürler, sağ olsun, kolaylıklar. Çünkü Doğu'da her şey sıkışmış durumda ve herkes batıya doğru gidiyor. Bu arada sokakların durumu hali ortada. İnsanlar da, siviller. Çetinler anlattı. Abdullah Ağar yerini bulunca. Geleceğim size. Abdullah Ağar'ın videosunu da hem haritanın dışında, o videoyu getirebilir miyiz? Abdullah Ağar bir video üzerine okuma yapmak istiyor. Tufan, yönetmenimden rica edeyim. Hemen Tufan getirsin o videoyu. Bir cümle ekleyebilir miyim bu arada? Lütfen, buyurun. Şimdi dikkat ederseniz Kiev'in meydanı ve Kiev'de elektrikler kesilmemiş. Bu neyin göstergesi? Rusya'nın o yavaş hareketi. Bir de Rusya o bu tür kamunun yararlandığı altyapı testlerine zarar vermiyor ama Ukrayna ordusunun altyapı testlerine zarar veriyor. Bu önemli. Onun için yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. Evet. Peki, şöyle bir şey yapalım mı efendim? Abdullah Ağar, müsaade ederseniz sizden özel olarak böyle sabrınızdan ötürü teşekkür ediyorum bu arada. Diğer konuklarıma da kısa bir reklam arası verelim. Çok kısa, ardından blok gideceğiz.